Yesene. Ben yedim işte. Aa, Emir ne yapıyorsun ya? Ben doydum. Sen de yemeğini yemediğine göre gidelim şu emlakçı işini halledelim. Sen ne yaptığının farkında mısın? Hemen kalkmak istedim de. Acelemiz olduğunu bilmiyordum. Hiçbir şey yemiyorsun, sus pus oturuyorsun. Çok sinir bozucu bu. Sinir bozucu olan sensin. Kendini suçlu hissediyorsun, bana patlıyorsun ya. Ben biliyorum ruh halini de kendimden. Tamam, ben sakinim. Ne zaman halledelim emlakçı işini? Okulda iki tane dersim var. Okuldan sonra hallederiz. Haklısın, tamam. Ama her şeyin üstüne Mehmet de sinirlerimi bozdu. Benim yüzümden sana söylemeye cesaret ettiklerini kaldıramıyorum. Sen de öyle karşımda hiçbir şey yemeyip mutsuzluktan ölünce... Ben mutsuzluktan ölmüyorum Emir. Ölmüyorum ki ben mutsuzluktan. Ya ben sakin kalmaya çalışıyorum gerçekten. Çünkü eğer sakin olmazsam benim içimdeki öfke çok büyük. Bak ben... Ben sakinim. Tamam. Herkes bize bakıyor. Yeni bir şey mi? Emine de babalık yakışacak vallahi. Feriha da cici annesi olur artık. Aa. Herkes nereden biliyor ya? Hiçbir şey anlamıyorum. Modern kumalık da bunlarınki olsa gerek. Ne diyorsun sen, bir daha söylesene. Ya bir şey olmuş işte. Herkes biliyor. Ben neler olduğunu öğreneceğim. Sen derse gir. Kimseyle konuşma. Gerekirse kulaklarını tıka. Tamam mı? Tamam, merak etme sen beni. Sakin. Babanla konuşmak istedim ama olmadı. Eğer istersen... Neredeydin? Koray'laydık. Konuştuk biraz. Konuştunuz. Benimle ne zaman konuşmayı düşünüyorsun? O kadınla hastaneye gidip bebeğinizi izlediğinizi bana ne zaman söyleyecektin? Bak. Bak. Buradan öğrenmişler işte. Biraz sakin ol. Ya bana kurtulacağız diyorsun. Sonra o kadınla hastaneye gidiyorsun. Hiçbir şüphen yok belki de. O gerçekten senin çocuğunu taşıyor. Bu yüzden bana söylemiyorsun. Bu yüzden hastaneye gidiyorsun. Söylemedim çünkü önemsemedim. Nasıl önemsemedin ya? Senin çocuğunu taşıyorum diyen kadınla hastaneye gidiyorsun. Bebeğini görüyorsun. Bana söyleyecek kadar önemsemiyorsun. Feriha, kafam yerinde değildi. Hala değil. Yani hem de saçma sapan bir gazete haberi. Niye bu kadar takılıyorsun? Sen o kadının senden hamile olduğuna eminsin değil mi? Feriha, saçmalama. Ben oraya sadece DNA testi için gittim. Doktorla konuşmak istedim. Bu kadar yani. Bu yüzden ultrason görüntülerini getiriyor sana. Siz birlikte bebeğinizi izlediniz. İnanamıyorum. Feriha, ben oraya tek bir sebeple gittim. Ne zaman gittin? Bana neredeyim dediğinde gittin oraya. Elini tuttu mu senin? Bebeğimiz bu işte dedi mi sana? Feriha, sen ne sanıyorsun? Benim oraya babacılık oynamaya mı gittiğimi sanıyorsun? Benim için kolay mı? Ben bunun senin için ne demek olduğunu görüyorum. Ama sen beni anlamıyorsun. Benim için ne demek olduğunu görmüyorsun. Şu halimize bak ya. Bugünden böyleysek... bebek doğana kadar ne hale geleceğiz? Böyle mi dayanacağız?
ülkem sana değil kendime. Ya ben o hastaneye sadece doktorla konuşmak ve testi yaptırmak için gittim. Başka bir nedeni yoktu. Ya gazetede çıkan saçmalıklar umurumda bile değil. Ama en azından bana söyleseydin o fotoğraf sürpriz olmazdı. Hastaneye gitmek o kadar önemsiz bir ayrıntıydı ki. O haberi görene kadar gittiğimi unutmuşum. Ailenin de fotoğrafı gördüğünü biliyorum. Benim yüzümden küçük düşmene dayanamıyorum. Ya Emir, ben geçirim artık oraları. Umurumda değil kimin ne düşündüğü. Ben sadece kendi hissettiklerimle uğraşıyorum. Yani seni başka bir kadınla... Feriha, bunu söyleme. Ben bugün Rüya ve annesiyle buluştum. Konuştuk. Tamam, ben dinlemek istemiyorum bir şey. Hastaneye gittiğinde... bebeği gördün mü? Ekranda falan. Emin ol, söyle. Gördüm. Yani bir an içinde olsa... ya o benimse demedin mi? Yani hiç mi kafan karışmadı? Tek hissettiğim korkuydu. Doğmamış masum bir bebekten korkuyoruz. Korkup birbirimize saldırıyoruz böyle. Çok acımasız geliyor. Eğer gerçekten o senin bebeğinse... korktuğumuz için kendimizi kötü hissetmeyecek miyiz? Ya o senin bebeğinse Emir? Ne yapacağız? Bilmiyorum. Ortaya çıkana kadar adını yüzünü hatırlamadığım... o kadının bebeğinin babasıysam... O bebek için ömrüm boyunca elimden gelen her şeyi yapacağım. Belki kendi babamdan bile daha kötü baba olacağım. Ama deneyeceğim. Sen? Ben o bebeğin babasıysam ne yapacaksın Feriha? Sen ne yapacaksın ben o bebeğin babasıysam? Sen bebeğin yanında olacaksın. Ben de senin yanında olacağım. Artık gidelim bugün emlakçıya. Okula gitmeyecek misin? E senin dersin yok ki. Benim de tek dersim var. Tek ders için gitmeyeyim dedim. Benim de bir ufak işim var. Ben de onu halledeyim. Gelirim, konuşuruz o zaman. İş sadece. İş derken? Ya uzun zamandan beri işsizim biliyorsun. Baktığım bir şeyler var. Onlarla ilgileneceğim. İyi. Sen çık o zaman. Ben de bir babamlara ineceğim. O zaman ben de seninle gelirim. Emir, şu an hiç doğru bir zaman değil ama. Ama seni oraya yalnız gönderemem. Zaten baban o haberlerle ilgili açıklama borçlu olan benim. Emir, ne açıklayacaksın? Allah aşkına ne açıklayacaksın babama? Açıklaması olan bir şey mi yaşıyoruz? Ne diyeceksin babama? Ben sizin kızınızı üzmek için bir gece... O gece beni dinleseydi onu ne söyleyebilirdim bilmiyorum. Belki sadece ben sizin kızınızı çok seviyorum. Onu ömür boyu mutlu etmek istiyorum derdim. Şimdi aşağı indiğimizde de bundan farklı bir şey söyleyemeyeceğim. Feriha. Ya. Ya Emir, ne olur bu akşam kötü bir şey konuşmayalım. Bak ne güzel film izliyoruz.
Hiçbir sorun yokmuş gibi davranalım, olur mu? Seni seviyorum. Ben de seni. De bekliyormuş. E tamam. Çık o zaman sen. Okula kendim giderim ben. Artık şu ev işini de halledelim. O zaman sen okulda bekle beni. Konuşuruz. Bir şey mi oldu? Yok. Tamam. Çok bekletme ama. Merak etme. Çöpün var mı tatlım? Valla uğraşamam Seher. Aa! Ayol yengen yüksünmemiş, gelmiş çöpünü topluyor. Ne bu terbiyesizlik? Kocan yok mu? Sen ne istiyorsun benim kocamdan? Ne isteyeyim canım senin kocandan? Akraba değil miyiz? Sen de böyle atmaca gibi peşindesin Emir'im. Görmüyor muyum ben? Sen iyice nankör olmuşsun ha. Dilde pabuç gibi. Kızım sen burada rahat ettiysen benim aşağıda yaptıklarım sayesinde rahat ettim, biliyor musun? Ben Mehmet'i tutmasaydım ne olacaktı? Senin her rahat nefesini satın aldı be kocam, biliyor musun? Ne diyorsun sen be? Ya. Bak kendisi de geliyor. Emir Bey, son bir borcunuz var bana, 1000 lira. Emir ne diyor bu? Seher git buradan. Aa, ne demek git? Ya biz öyle anlaşmadık, bu 1000 lira borcun var. Para mı ödedin sen buna? Sen içeri gir. Ya ne demek gir içeri? Para mı ödedim buna? Al. Ne yaptın sen? İyi de eksik bu. Benim aşağıda geçirdiğim her gün için 1000 lira mı verdin? Verdim. Kardeşine güvenmiyordum. Haksız da değilim Feriha. Sen benim aşağıdaki günlerimi satın aldın yani. Abartma. Sen başka neleri parayla satın alıyorsun Emir? Ne biçim bir soru bu Feriha? O kıza para teklif ettin mi? Ne? O kıza bizi rahat bırakması için para teklif ettin mi? Sadece doğuma kadar ne ihtiyacı varsa bizi rahat bırakması için karşılamayı teklif ettim. Başın sıkıştığında imdadında hemen paran yetişiyor değil mi? İnsanları parayla satın alabilirsin çünkü kolayca. Ne diyorsun sen Feriha? Kaçmayacaksın. Kaçmıyorum. Şu anda konuşmak iyi gelmeyecek bize. Sen beni anlamayacaksın. O yüzden çekil önümden. Hadi ben seni anlamıyorum. Sen beni anlıyor musun Emir? Neyle mücadele etmeye çalıştığımı görüyor musun? Feriha çarpıtma. Zaten yeterince derdimiz yokmuş gibi bir de bu saçma sapan şeylerle mi uğraşacağız? Sen benim ne yaşadığımı bilmiyormuş gibi. Sen benim ne yaşadığımın farkında mısın? Başa mı dönüyoruz? Ya ben yapsaydım? Saçmalama Feriha. Cevap versene, ya ben yapsaydım? Senin hak ettiğine inanıp sırf seni cezalandırmak için. Feriha sakın bu sözlerinin devamını getirme. Neden? Sırf sen erkeksin ben kadınım diye mi? Senin duymaya bile katlanamadığın şeyi yaşıyorum ben. Feriha çekil önümden. Cevap vereceksin. Ya rolleri değişmiş olsaydık? Feriha. Sırf seni cezalandırmak için. Feriha sakın. Tek bir gece Levent Bey'le birlikte olsaydın. Yeter! Eyvah başladı yine o sızı. Bir de ısrarcı durdurak bilmiyor.
yolcu ederken yazı. Gözyaşım usul usul çiseliyor. Gittim defalarca gittiler. Bir tek yokluğum dinmedi, dinmiyor. Emir, ya kardeşim ben Gülsüm'ü annesine götürüyorum da müsaitseniz size de uğramak istedim. Koray Feriha gitti. Ne? Oğlum gitti işte sokakta tek başına. Koray bul onu. Emir sen niye gitmiyorsun peşinden? Nereye gitti? Ben gidemem, Allah beni kahretsin ya. Koray ne olur bul onu. Gülsüm Feriha'yı ara, kötü bir şey olmuş. Tamam, hemen arıyorum. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Ya telefonu kapalı. Ne olmuş ki şimdi? Bilmiyorum Gülsüm, bilmiyorum. Koray, Feriha orada, baksana. Şöyle biraz. Koray onu görmem lazım. Emir çok erken daha. Ben nasıl böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Ben kendimi kaybettim. Hadi evine git. Dinlen biraz. Bak Feriha burada bizim yanımızda. Uyur zaten birazdan. Görmeden gidemem. Koray kendi gözlerimle görmem lazım. İyi mi, nasıl? Emir, hadi git kardeşim. Git. İkinizin de zamana ihtiyacı var. Ben sabah arayacağım seni, hadi. Feriha canım, konuşalım mı biraz ha? Tamam, sen bilirsin. Ben yukarı çıkayım o zaman. Feriha. Feriha.
Feriha çok özür dilerim. Feriha lütfen konuşmama izin ver. Emir. Hadi kardeşim. Emir hadi. Daha bir şey konuşmayayım, ne olur yiyeyim ben. Hadi yürü abi, yürü lütfen. Emir, bak o arabayı binip gittiğini görmeden eve girmeyeceğim. Ben nasıl böyle bir şey yaptım ya? Hadi git sen biraz. Dinlen. Kendini topla. Ben seni arayacağım, söz veriyorum. Tamam? Ona baktığımda içimden ne geldiğini bilmiyorum. En kötü zamanlarımızda bile böyle olmamıştık. O çok fena gözüküyor. Çok pişman olmuş belli. Feriha. Ya ben Emir sana neden vurdu bir anlasam. Duymak istemediği şeyleri duyduğu için. Yani ne dedin ki ona? Bir tokat atacak kadar yani. Ya yanlış anlama Feriha. Sen her şeye dayandın. O hamile kadına bile bana mısın demedin. Şimdi bir tokat yüzünden böyle ne bileyim. Bir tokat yüzünden değil Gülsüm. Emir'in attığı bir tokat yüzünden inandığım her şeyi kaybettim. Sadece proje için geldim. Nerede kaldın dün akşam? Yurda yerleştim. Yerleştin. Daha ne kadar sürecek Feriha bu? Feriha bak. Feriha yapma, benden korkuyor olamazsın. Tabii ki korkmuyorum. Konuşmak istemiyorum sadece. Dediğim gibi buraya sadece proje için geldim. Feriha proje falan umurumda değil. Ben seninle konuşmak istiyorum. Ben istemiyorum. Şimdi değil. Tamam sen konuşma. O zaman sadece beni dinle. Ne diyeceksin? Çok özür dilerim. Aslında öyle bir şey yapmak istememiştim. Nasıl oldu bilmiyorum. Bir daha asla olmayacak. Başka bir şey söyleyebilir misin? Feriha bu söylediklerimin hiçbiri benim ne kadar yerin dibine girdiğimi, ne kadar acı çektiğimi anlatmıyor. Tamam işte ben bunları duymak istemiyorum. Feriha benim güçsüzlüğümdü. Ben nasıl bu kadar aciz olduğumu bilmiyorum. Ben biliyorum. Mehmet'ten, babamdan çok iyi biliyorum ben bu acizliği. Ben sadece içimden geçenleri söyledim. Sen duyduklarını kaldıramadın, gücünü de bana yetti. Feriha bak beni tanıyorsun. O ben değildim. Yani ben sana vuramam. Nasıl yaptığımı bilmiyorum. O an bir şey oldu. Bize bunu yapanlardan ne farkın kaldı Emir? Babamdan, Mehmet'ten ne farkın kaldı? Evet, benim sevdiğim adam o değildi. Ne düşünerek yaparsın ki bunu? Niye yaptın yani? Babamın bunu hak ettiğine inandığım için yaptım. Zaten bu dava benim için çok gereksizdi. Ben de kısa kesmek istedim. Ya babanın ne kadar haksız olduğu benim umurumda bile değil. Ya benim olduğum yerde bunu nasıl yaparsın ya? Yalancıyım ben diye mi? Susarım ben zaten diye mi? Biraz saçmalama. Sen saçmalama. Bu yaptığın saygısızlıktı. Sen yokken saçmalamak benim için yeni bir şey değil zaten.
Kendimi bu kadar suçlu hissederken, yüzüne bakacak halim bile yokken buraya geldim. Çünkü ben senden hiçbir zaman kaçmadım Feriha. Hayatımda hiçbir şeyden, sana yaşattığım en ağır şeyden bile bu kadar utanmamıştım. Ben bunları duymak istemiyorum. Duymak zorundasın. Çünkü ben bunları konuşmak zorundayım Feriha. Lütfen dinle beni. Sen beni dinledin mi? Söylediklerim gururunu kırdı, kaldıramadın. Beni susturabileceğin en hızlı şekilde susturdun. Sen ne demek istediğimi duymadın bile. Duydum. Haklıydın. Haklıydın ama çok ağırdı Feriha. Kaldıramadım. Ben erkeğim, sen kadınsın diye değil. Seni o herifle, başka bir herifle bir an için bile düşünemem ben. Haklıydın. Ama ben çok güçsüzdüm. Hatırlıyor musun, haklı olmak bir işime yaramıyor demiştin. Şimdi benim de işime yaramıyor. Bir süre benden uzak dur lütfen. Abi, ben de geleydim. Yok yok. Otur, oturduğun yere sen. Ben iyiyim. Heh, belki de saldılar bile. İnşallah. Rıza Yılmaz. Evet, benim. Şeyda. Dur, yapma. Emir, lütfen. Emir, lütfen ne? Toplamışsın eşyalarını, gidiyorsun. Bu kadar mı yani? Bitti mi? İkimizin de zamana ihtiyacı var. Bu zamanı aynı evde geçiremeyiz. Böyle olmaz. Bak, ben yaptığım hatanın farkındayım. Buna inanmıyor musun? Ne kadar pişman olduğumu görmüyor musun? Pişman olman bana vurduğunu da, bu evden nasıl çıktığımı da unutturmuyor. Unutturamaz. Ben bunu aşmak istiyorum ama bunu seninle birlikte yapamam. Benim yalnız kalmam lazım. Her şeyi tek başıma düşünmek istiyorum. Ne kadar sürecek Feriha? Bilmiyorum. Ben gitmeni istemiyorum. Emir, zaten çok kötüyüm, görmüyor musun? Bu durumu senin yanındayken çözemem. Feriha, ben sensiz yapamıyorum. Halimi görmüyor musun? Ben artık kendimi duygularımla kandırmak istemiyorum. Şimdi burada bile sana biraz daha bakarsam gidemeyeceğim. Bütün kırgınlığımı yok sayacağım ama hiçbir şey böyle olmayacak. En ufak bir şey de yine orada olduklarını bileceğim. Daha kötü olacak. Hiçbir şeyi aşmış olmayacağız böyle. Bunu defalarca yaptık. Bu sefer böyle olsun istemiyorum.
Bırak, gelmeyeceğim. Bırakır mısın? Emir bırak. Ya bırakır mısın ya? Emir bırak. Emir bırak. Emir bırak. Emir bırak diyorum sana, bırak. 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 Ya bırak. Bırak. Ya. Ah. Bırak. Ah. Bırak. Bırak. Gelmeyeceğim, bırak. Ne yapıyorsun sen ya, gerizekalı, hasta mısın? Hastayım. İkimiz de iyileşene kadar bu evden çıkmayacağız Feriha. Emir, çıkmak istiyorum hemen. Çıkmayacaksın. Ne demek çıkmayacaksın ya? Kendine gel artık. Ben uzun zamandır olmadığım kadar kendimdeyim. Bırak şunu. Aa! Hasta mısın sen, manyak mısın ya? Sana bir telefon borcum var. Hatta... kendime de. Emir bak, açacaksın bu kapıyı. Emir, açacaksın bu kapıyı. Feriha, buradan çıkmayacağız. Her şeyi konuşup halledene kadar bu kapı açılmayacak. Sen kendini ne zannediyorsun be? Beni buraya zorla getiriyorsun, kapıyı üstüme kilitliyorsun, telefonumu kırıyorsun. Ben de sen izin vermiyorsun diye oturup burada bekleyeceğim, değil mi? Sen beni gerçekten tanımıyorsun. Hiç. Hiç. Ben seni çok iyi tanıyorum. Seninle başka türlü konuşamayacağımı bilecek kadar iyi tanıyorum. Ha. Beni benim yüzümden buraya kapattın yani. Her zamanki gibi sana başka şans bırakmadığım için. Sen benimle böyle de konuşamayacaksın Emir. Ben bu evden çıkacağım. Kapıdan ya da bacadan. Hop hop, dur. Dur. Bırak, bırak. İstersen sabaha kadar susmaya devam et. Ne kadar susarsan o kadar uzun sürecek. Kaç saat oldu konuşmayalı? Karşımda biri varken kendi kendime konuşmak ilginç bir deneyim oluyor. Bak, sinirim bozulduğu için değil ama sen böyle susmaya devam edersen ben de saçmalamaya devam ederim. Burada böyle günlerce kalabiliriz. Eğer gerçekten buradan gitmek istiyorsan öyle ya da böyle benimle konuşmak zorundasın Feriha. Peki sen bilirsin. Zamanımız çok. Zaten karşımdasın. Susmandan da şikayet edecek değilim. Geç şuraya. Ne yapıyorsun ya? Ne farkın kaldı Halil'den? Haklısın. Belki de bir farkım kalmadı. Beni burada tutamayacaksın Emir. Feriha konuşana kadar burada kalacağız. Ne konuşacağım seninle ya? Neyi konuşacağım? Ne konuşulur ki seninle? Hadi Halil hasta. Sana ne oluyor? Ne açıklaman var ki senin? Benim bir açıklamam yok. Ben içimden geleni yapıyorum. Bunun bedelini ödeyeceksin.
Buradan çıkar çıkmaz şikayet edeceğim seni. Bunun cezası neyse çekeceksin. Feriha, eğer sonunda seninle konuşmayı başarabilirsem hiç şikayet etmeden cezasını çekeceğimden emin olabilirsin. Sen gerçekten ne yaptığının farkında mısın? Bu ne kadar sürecek sanıyorsun? Beni daha ne kadar böyle burada tutabilirsin ki? Sana bunu defalarca söyledim. Her şeyi konuşana kadar. Seninle bu şekilde böyle zorla ne konuşacağımı zannediyorsun? Sen konuşsan dinleyecek miyim ben? Seni asla dinlemeyeceğim. O zaman dinleyene kadar buradan çıkamayacaksın Feriha. Nasıl böyle gözünün önünde senin? Nasıl mı? Anlatmamı ister misin? İstemiyorum. Gözüm döndü. Çünkü karım bir kez olsun bile beni dinlemedi. Çünkü karım bütün o dedikodulara izin verdi. Ha, dedikodular. Tabii başka ne olabilirdi ki? Yine tek sorun senin egon değil mi? Senin egonu zedeleyen dedikodular. Zaten konuşacak başka bir şey yok değil mi? Var, konuşacak çok şey var. İstersen sondan başlayalım. Mesela Levent Bey'le bütün okuldaki dedikodunuzu konuşalım. Yine Levent Bey değil mi? O dedikoduları çıkaran kızlardan daha zavallısın. Benim tek zavallılığım sensin Feriha. Ben mi? Ben kimim ki? Neyim ki ben? Senin çizilmemesi gereken karizmanın, incinmemesi gereken egonun yanında ben kimim ki? Karizmam egom değil. Mesele kalbim. Anlasana. Bana sakın kalbim deme. Sakın. Beni buraya konuşmak için değil, dedikoduları kaldıramadığın için getirdin sen. Emir Sarrafoğlu'nun karısı evi terk etmiş, yurtta kalıyor. Bir de Levent Bey'le adı çıkıyor. Senin derdin benimle konuşmak değil, dedikoducuları susturmak. Benim tek derdim bu anlamsızlığa bir son vermek. Beni buraya getirmen anlamsızlık. Bunun işe yarayacağını düşünmen anlamsız. Sen karını evine getirdin işte. Herkesin ağzını kapattın. Başka bir amacın yoktu zaten. Saçma sapan dedikodulara kulaklarını kapatamadın, beni eve kapatıyorsun. Herkes çenesini kapatıp Levent Bey saçmalığını unutana kadar beni burada tutacaksın. Sonra? Sonra ne olacak? Sen o kapıyı açtığında ne olacak Emir? Birbirimizi anlamaya başlayana kadar kapıyı açmayacağım. Anlamak senin umurunda mı be? Hadi tamam. Hadi dedikoduları konuşalım. Hangisine daha çok inandın? Seni Levent Bey için terk ettiğime mi yoksa başından beri gizli bir ilişki mi olduğuna mı? Pardon, daha fazla devam etmemem gerekiyor değil mi? Yoksa bir tokat daha yerim. Sana bir daha asla vurma. Bana ne söylersen söyle, ne yaparsan yap bir daha asla. Sana inanmıyorum. Eğer o tokattan sonra biraz pişman olsaydın beni buraya böyle getirmezdin. Seni buraya getirdiğim için özür dilemeyeceğim Feriha. Bana seçim şansı bırakmadın. Sen sadece kaba değilsin. Samimiyetsizsin de. Duymak istemediğin hiçbir şeyi dinlemiyorsun. Bak yine aynı şeyi yapıyorsun. O gece beni tokatla susturdun. Şimdi başkalarını susturmak için beni kullanıyorsun. Evet, o dedikodular olmasaydı seni sabrım taşına kadar bekleyecektim. Bugün duyduklarımı duymasaydım belki de seni zor kullanarak buraya getirmezdim. Seni buraya kilitlemezdim. Bu kadar gözüm dönmezdi belki de. Biz o dedikoduları değil, bize yaptıklarımızı konuşacağız. Biz. Biz deyince daha mı kolay oluyor senin için? Biz diyemezsin sen. Sen yaptın. Sen tek başına mahvettin her şeyi. Benim yalanlarımla mahvedemediğim şeyi sen o kadınla, o tokatla mahvettin. Evet, mahvettim. Hadi devam et. Kus içindekileri. İşte buna ihtiyacımız var. Bunları konuşmaya ihtiyacımız var. Bir yerden başlamaya ihtiyacımız var. Haklısın. Bir yerden başlamaya ihtiyacımız var. Yatak odamızdan başlayalım. Yatak odasını değiştirmek mükemmel bir jest değil mi? Ne kadar zarif. Duvar kağıdıyla kendimizi kandıralım. Ama her şeyi değiştirirsen de bu duvarları... Bunları değiştiremezsin. Duvar kağıdı süper fikir. Olup biten her şeye şahit olan duvarları önce saklamamız gerekir, öyle değil mi? Ama bak buradalar işte. Hadi bana borcunu öde dediğinde de buradaydılar. Tek bir gece için sana geldiğimde de buradaydılar. Sen o kadınla her şeyin intikamını alırken de buradaydılar. Saklasan da silemezsin. Evet. Silemem.
Ama sen de o kadının neden var olduğu gerçeğini silemezsin. Evet, o kadın hataydı. Ama biliyor musun? Ben senden ne kadar özür dilesem de o kadın sadece benim hatam değildi. Senin de hatandı Feriha. Söylediğin yalanların yüzünden o kadın ikimizin de hatasıydı. Kendi zaafına ne ucuz bir mazeret. Ucuz ya da değil. Doğru olduğunu biliyorsun. Bu yüzden daha evinde ben senden özür dilerken sen de benden diledin. Şimdi bunu inkar etme. O kadın bana neler dedi biliyor musun? Bana neler söylediğini, o gece neler yaşadığımızı bilemezsin dedi. Bilemem ama merak ediyorum gerçekten. O kadınla geçirdiğin geceyi hatırlıyor musun? Ha? Ha, yoksa hatırlayamayacak kadar sarhoş muydun? Ne konuşmuşsunuz mesela? Ya da konuşmuş muydunuz? Tabii ki konuşmuşsunuz. Neler söylemiştin ona? Gözlerinden, mesela saçlarından bahsettin mi? Onu öperken de gözlerini kapattın mı? Nasıl öptün onu? Beni öptüğün gibi mi? Şefkatli mi? Yoksa daha mı tutkulu? İşte böyle öptüm. Bir daha sakın yapma bunu. Bana karşılık verdin için mi? Bana karşılık verdiğini biliyorsun. Çok saçma. Bak, ikimiz de şu an normal değiliz. Bu kafayla konuşamayız. Tamam, konuşmamız gerek. Bunu ben de kabul ediyorum ama böyle olmaz. Benim sakinleşmem lazım. Sana bir şeyler söylemeye, seni dinlemeye hazır olmam lazım. Emir, ben buradan çıkmak istiyorum. Daha fazla çirkinleşmek istemiyorum. Şimdi sen kapıyı açacaksın, ben yurda gideceğim. Bu manyaklığı unutacağız. Bir süre birbirimize yaklaşmayacağız. Sonra dışarıda bir yerde buluşup her şeyi konuşacağız, tamam mı? Tamam değil. Ne demek tamam değil? Feriha, seni tanıyorum. Bu kapıdan çıkacaksın ve bir daha benimle karşılaşmamak için elinden geleni yapacaksın. Tek başına düşünüp tek başına karar vereceksin. Kendimi de tanıyorum. Nereye gidersen git seni bulup yine buraya getireceğim. O yüzden hiç zaman kaybetmeye gerek yok. Sen o kapıyı istesen de istemesen de açacaksın Emir. Bu saçmalık böyle devam etmeyecek. Duyuyor musun beni? Kurtulacağım bu saçmalıktan. Ya sen insan gibi beni bırakacaksın, ben gideceğim. Birkaç gün ne kadar delirdiğini unutmaya çalışacağım. Ya da ben sana o kapıyı açtıracağım ve ne hale düştüğünü asla unutmayacağım. Cevap bile vermeyeceksin. Seninle insan gibi konuşmaya çalıştığım için aptalım ben. Aptal. İyi. Rezil olalım, tamam mı? Bütün apartmana herkese rezil olalım. Bakalım önce gürültüden kim rahatsız olup da şikayet edecek? Aa, kim var aşağıda? Sanem Hanım. Önce kime rezil olacağız acaba? İyi şanslıysan babamlara rezil oluruz önce. Nasılsa onlar alışık kızlarının kaçırılmasına. Emir. Bravo. Mum ışığı, romantizm. Müthişsin. Mum ışığı. Kesinlikle daha sakin. Daha aldatıcı çünkü. Etrafın dağınıklığı gözükmüyor. Gerçekleri saklayabilirsin işte. Erteleyebilirsin. Ama yok edemezsin. Sabah gün ışığı içeri girdiğinde burası yine aynı olacak. Hı hı. Evet. Belki aynı olacak. Ama biz aynı olmayacağız. Birbirimizi dinlemiş olacağız. O gece de böyle mumları yakmış mıydın?
Söylesene, böyle müthiş bir atmosfer hazırlamış mıydın intikamın için? Hayır. Aa, ne kabalık. Hiç yakışmamış senin gibi gecelerin veliahtına. Ama pardon, hayatındaki en anlamsız geceydi değil mi? Mumlarını harcamaya değmez. Hayır, anlamlıydı Feriha. Ama o kadını sen var ettiğin için anlamlıydı. O gecenin tek anlamı sendin. Seni acıtmaktı. Kendime seni yok edebileceğimi ispat etmek istemiştim. Rastgele bir kadının bedenini seçip senden öncesine dönebilmek istemiştim. Saçma. Sen yaban yapsaydım diyene kadar. Sakın bundan bahsetme. Ne daha evinde, ne de baba olma ihtimalimi öğrendiğimde, o gece ne yaptığımla, sen o sözleri söyleyene kadar hiç yüzleşmemişim meğer. Çok güzel yüzleştin Emir. Sana beni anlaman için tek bir soru sordum. Hayatımda aldığım en kesin cevabı aldım. Cevap değildi. Sen başkaydın, biliyordun. Başka olduğunu biliyordun. Ben sadece aşık değildim ki sana. Sen güvendin. Yalanlardan sonra bana kestiğim bütün cezalara rağmen güvendin. Huzurdun. Ne olursa olsun. Feriha. O geceye ait bir sürü şeyi unutacağım. İkiyüzlülüğünü, güçsüzlüğünü, korkaklığını, yaptığın haksızlığı, canımın nasıl yandığını unutacağım. Ama tek bir şeyi. Beni nasıl hayal kırıklığına uğrattığını hiç unutmayacağım. Ben de unutmayacağım. Kendimi nasıl kaybettiğimi de. Gözlerini de. O gece kapıdan çıkarken bana nasıl baktığını bir an bile unutmayacağım. Beni yurttan çıkarırken farklı mı bakıyordun? İşten kovulmamı sağladığında farklı mı bakıyordun? Sende değişen hiçbir şey yok. Hala ikiyüzlüsün. Hala korkaksın. Evet. Hala korkağım. O gece söylediklerinden korkmuştum. Bu kez de sustuklarından korktum. Ben aslında hep aynı şeyden korkuyorum. Hayatıma girdiğin günden beri aynı olan tek şey bu. Seni kaybetme korkum. Beni bu evden gitmeye mecbur bırakırken neredeydi senin kaybetme korkun? Yoktu, çünkü artık evliydik değil mi? Evliliği bir kez bile garantimizmiş gibi görmedim. Mehmet'ten, babamdan, Gülsüm'den hiçbir farkın yok senin. Onlar için evlilik neyse senin için de o. Bu söylediklerine gerçekten inanmıyorsun. Bunu hak etmediğimi biliyorsun. Hak etmiyorsan ispat et. O gece sorduğum soruya cevap ver. Hadi. Verebilir misin? Bana yaşattıklarını ben sana yaşatsaydım, benden beklediğin anlayışın ne kadarını bana gösterebilecektin? Ne kadar aptalca bir soru değil mi? Cevabını zaten bildiğim bir soru. Cevabını bilmediğim bir soru Feriha. Yalan. Hayır, gerçekten cevabını bilmiyorum. O adamla beraber olsaydın, sırf benden intikam almak için, o herifi gebertir miydim, çekip gider miydim, bir daha yüzünü görmek istemez miydim bilmiyorum. Ama tek bir şey biliyorum. Seni affetmesem de, bir daha yüzünü görmek istemesem de bitmeyecekti. İçimde bitmeyecekti. Duydun mu beni? Bak, cevap verdim işte sana. Hadi artık sen de cevap ver. Bitti mi? Bunu yapamayacaksın işte. Beni günlerce burada tutsan da sana duymak istediğim bir şey söylemeyeceğim. Duymak istemediklerimi söyle o zaman. Duymaktan korktuklarımı söyle. Biliyorsun zaten duymaktan korktuğum her şeyi. Hepsi dilinin ucunda. Sana aşık olduğum ilk günden beri beni yere yıkan da, yerden kaldıran da, her şey senin dilinin ucunda. Eğer sadece dilimin ucundan çıkanlara tahammül edemeyip bana vurmasaydın, evet, belki bu söylediklerine inanabilirdim. Sana vurduğumda... Sakın. Ne olur bana aynı masalı anlatma, inanmıyorum. Sen beni yurttan buraya böyle getirdin ya. Söyleyeceğin hiçbir şeye de, pişman olduğuna da inanmıyorum. Aynı şey değil. Aynı şey. Konuşmama da susmama da gücün yetmediğinde yaptığın şey hep aynı. Bak, bana inadını konuşarak kırmam için tek bir fırsat verseydin... İnat.
Sen böyle anlıyorsun değil mi? Kuru inat. Ben böyleyim senin için değil mi? Yurda çıkmam, çalışmaya başlamam, seninle konuşmaya hazır olmamam. Bunların hepsi inatçı olduğum için değil mi? Seni pişman etmek için inat ediyorum ben. Bu kadar basit. Basit değil. Tamam. Defalarca söyledim. Ama benim yaptığım şey de basit değildi. Peki gerçekten bu kadar zor mu Feriha? Bu kadar mı imkansız ya? Hayatında sana haksızlık yapan herkesi affederken Cansu'yu ya. Cansu'yu affetmekten bahsediyordun bana. Benim tek bir an için kendimi kaybetmemi affetmem bu kadar zor mu? Söylesene bana. Sen babanı kaç kez affettin? Mehmet'i kaç kez affettin? Onları kaç kez affettiğim umurumda değil. Sen onlardan biri değildin Emir. Ben onlardan korktuğum gibi senden korkmayacağım. Duydun mu? Senden korkmayacağım. Benden korkmamanın tek yolu bana arkanı dönmem mi? Bana senin gücün olduğunu söylemiştin. Bana vurduğunda güçsüz olduğunu söylüyorsun. Peki neden her şeye rağmen ben elini tutmaya çalışırken kendi güçsüzlüğüne yenildin? Yoksa sorun bu muydu? Benim her şeye rağmen yanında kalmaya çalışmam mı? Buna mı gücün yetmedi? Her şey çok üst üste geldi. Ben hep aynı şeyi yaptım. Hayatımın en büyük hatalarını hep karşında kendimi zayıf hissettiğimle yaptım. Diğer bütün hatalarım da yokluğum beni ezerken seni ezmek içindi. Belki de pes etmemi bekledin. Belki de bunu istedin. Arkamı dönüp gitseydim senin için daha kolay olacaktı. Sen benim senin yanında durabilmemi kaldıramadın. Bu sana kendini daha suçlu hissettirdi. Ben kaçmayınca sen hem benden hem kendinden kaçmak istedin. Kendini daha güçsüz hissettin. Çünkü ilk kez her şeyi sen mahvetmiştin değil mi? Kendimi hiç o gece buradan çıkarken hissettiğim kadar değersiz hissetmemiştim. Ben seni güya bir yıl boyunca kandırdım ya. Kendimi hiç bu kadar kandırılmış hissetmemiştim. Çünkü senin yanında bana bir şey olmazdı. Senin yanında kimse bana zarar veremezdi. Ben senin yanında güvendeydim. Ben o geceden beri sana güvenmiyorum. Bana yine güveneceksin. Ben sana nasıl yeniden güvendiysem sen de bana güveneceksin. Ne söylersem söyleyeyim şimdi bana inanmayacaksın. Sana bir daha asla böyle bir şey olmayacağını sadece yanımda kalırsan gösterebilirim Feriha. Yanımda kal. Feriha lütfen yanımda kal. Kalmayacağım. Kalmayacağım. Beni buraya zorla getirdiğini asla unutmayacağım. Güvenmeyeceğim sana. Bana hiçbir şeyi unutturamayacaksın. Bak yüzüme. Dudağımdaki iz geçmiş değil mi? Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Yok edemediğimiz diğer hatalar gibi o da burada ama. Şimdi zorla benimle konuşmak istiyorsun. O gece benimle konuşmaya tenezzül etmedin. Sen bana vurdun. Konuşmadın, vurdun. Hadi sen de aynısını yap. Emir ne yapıyorsun? Vur. Vur bana. Emir ne yapıyorsun? Bırak! Ya yeter şu halimize bak! Bu kadar mı çığırından çıktı her şey ya? Bu kadar mı kendimizi kaybettik? Ben birbirimizi kaybetmek istemiyorum. Kendimi ne kadar kaybettiğim de umurumda değil. Ben seni kaybetmek istemiyorum. Böyle mi kazanacağız birbirimizi? Böyle dört duvar arasına takılıp birbirimizi hırpalayarak mı? Zorla konuşmaya, zorla dinlemeye çalışarak mı? Sadece dinliyorum. Artık anla beni, ne yapacağımı bilmiyorum. Belki tamamen saçmalıyorum. Belki aklım başımda değil ama denemeden bırakmam seni. Seni kazanmak için yapabileceğim her şeyi yapmadan bırakmayacağım Feriha. Ben salonda oturuyorum ve ağzımı açmıyorum Emir. Ya git tek başına odanda otur ya da tek kelime etme. Ben sana mecburum bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum.
Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman. Arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Ne vakit bir yaşamak düşünsem bu kurtlar sofrasında. Belki zor, ayıpsız. Fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem. Sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin. Atilla İlhan aşka böyle inanmış işte. Biz inanmadık mı? Susma vakti öyle mi? Beni buraya kapattığın için seni ödüllendirmeyeceğim. İşe yaramadığını göreceksin. Ne görüyorum biliyor musun? Konuşmak için çıldırdığını ama sırf seni buraya getirmek işe yaramasın diye inatla kendini tuttuğunu görüyorum. Peki, böyle istiyorsan böyle olsun. Susalım. Ne kadar susarsak o kadar uzun sürecek nasıl olsa. Elini yakacaksın. Yansın. Ben de ne zaman arabeske bağlayacaksın diye bekliyordum. Biliyor musun? Şu an uzun zamandır olmadığım kadar huzurluyum. Sen beni çıldırtmaya mı çalışıyorsun? İkimiz de yeterince çıldırmış görünüyoruz. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun be? Çekil. Şu hale bak ya. Feriha, bu evi yaksan da yıksan da her şeyi konuşup çözene kadar bu evden çıkmayacaksın. Beni çıldırsan da seni çıldırsam da buradasın. Hangisi seni daha çok çıldırttı? Ben mi, baba olma korkusu mu? Yoksa parasızlık mı? O gece apartmanda Seher'e fırlattığım paralar son param mıydı? Hayır. İş arıyorum. Çok samimiyetsizsin. Sana söylemediğim için kızgınsın. Tabii ki kızgınım. Ya şu hale bak. Parayı bile soktun aramıza. Babanın sırf benim yüzümden seni parayla cezalandırdığını bilmiyor muyum? Feriha, hala anlamıyor musun? Mesele para değil. Çaresizlik. Annenle baban aylardır paranın için peşinde olduğumu söylemiyorlar mı? Sen yalanlarımı öğrendiğinden beri defalarca beni parayla vurmadın mı? Gerçekten paranın peşinde olduğuma inanmadın mı? Bu söylediklerine cevap bile vermeyeceğim. Bana bu kadar güvenmediğine inanmam. Bana güvenmeyen sensin. Pardon da ben yalancıydım, değil mi?
Bana güvenmemek için sebeplerin de var. Biliyor musun? Ben eşek gibi o yalanları unutmaya çalıştım. Sindirmeye çalıştım. Arkamızda bırakmaya çalıştım. Ama sen... Sırf hala yalanların suçluluğunu hissettiğin için... Her fırsatta onlara sarılıyorsun. Her şey çok kötüydü. Değiştirebileceğim tek şey ise bu evdi. Ama onu da yapamadım. Hiçbir şey yapamamak oturup sana yaşattıklarımı uzaktan izlemek gibiydi. İzleyemedim işte. Bunun ne demek olduğunu anlayamazsın. Seni anlayamam çünkü kadınım. Seni anlayamam, zaten benim hiç param olmadı. Anlatsaydın anlardım. En azından anlamaya çalışırdım ama fırsat bile vermedin. Kendimi yetersiz hissettim işte. Bu kadar. Hangisi yetersizlik ya? Canın istediğinde helikoptere binememek mi? Normal insanlar gibi çalışmak zorunda olmak mı? Seni bu apartmandan çıkartamamak yetersizlik. Babana yardım edememek yetersizlik. O herif senin için kahramanlık yaparken benim elimden hiçbir şeyin gelmemesi yetersizlik. Nasıl bir kibir bu ya? Şunu kafana sok Emir. Eskisi kadar paran olsaydı bile ben... Yani biz istemediğimiz için babama yardım edemeyecektin. Ben senin gözünün içine bakıyordum. Birlikte üstesinden gelelim istiyordum. Bana param bitti desen ne olacaktı ki? O kadın değil de parasızlık mı beni yıkacaktı? Tek derdim sorunlar üstüne yeni sorunlar eklememekti. Seher yüzünden, rüya yüzünden bana insanları satın alıyorsun dediğinde ne yapabilirdim? Ne demeliydim sana? Artık insanları satın alacak param yok mu demeliydim? Levent Bey babam için para ödediğinde çıldırdın. O zaman bile parasızlıktan bahsetmedin. Öfkeliyken bile samimiyetsiz olmana dayanamıyorum. Samimiyetsiz değildim. Ama ben dururken o herifin sana yardım edebilmesini sindiremedim. Tamam, bencillikse bencillik. Biliyorum. Ama herifle ilgili hiçbir şey sindiremiyorum. Levent Bey'e niye bu kadar değer veriyorsun Emir? Dalga geçme. O adamı değerli yapan sensin. Onunla konuşabildiğin için, sana ulaşabildiği için. Anladın mı? En başından beri Levent Bey'le konuşmam hep seninle ilgiliydi. Seni, senin hissettirdiklerini, senin yaşattıklarını konuşabiliyordum. Başından beri sen beni dinleseydin, biz konuşabilseydik Levent Bey olmayacaktı. Feriha yapma. O adam senin yalanların var etti. Tamam, beni her şeyle suçla. Ama beni senin onun dostluğuna itmekle suçlama. Onlarla mesafe koydun. Ama hiçbir zaman ona arkanı dönmedin. Levent Bey'e hiçbir zaman senin istediğin gibi arkamı dönemem. Ben ona hayatımı borçluyum. O ne demek? Hayatımı kurtardı demek. Sen beni Cansu'dan dinlemeye gelmiştin. Ben de merdivenleri silerken Cansu'ya gittiğini gördüm. Kaybedecek hiçbir şeyim kalmamıştı. Tekneye gittim. Temizlik için denizden su çekiyordum. Senin sesini duydum. Adada fısıldadığın o şiiri duydum. Sesin denizin dibinden geliyordu sanki. Feriha, sen ne yaptın? Kendimi sesine bıraktım sadece. Denizin dibi. O an o kadar huzurluydum ki. Bütün acılar, kayıplar, korkular... Hepsi benden uzak kalmıştı. Sonra Levent Bey beni yukarı çıkardı. Dipten. Feriha. Tamam, sarılma, dokunma da. Avunmaya ihtiyacım yok benim. Avutmak değil. Avutmak için değil. Hissetmek için. Lütfen çekme kendini. Ben seni kaybedebilirmişim.
Seni kaybetmek. Feriha, nasıl yaptın bunu? Ya sana bir şey olsaydı? Ya sen olmasaydın şimdi? Şimdi aylar önce zayıf bir anımda olmuş bir şey yüzünden birbirimize sarılmayacağız. O kadar kolay değil. Şimdi ne halde olduğumuz... ne halde olacağımız umurumda değil. Ben sana sarılmak istiyorum. 5 dakika önce de bundan farklı bir şey istemiyordum. 5 dakika, 5 gün, 5 yıl sonra da bundan farklı bir şey istemeyeceğim. Yapma işte diyorum Emir. Yapma bunu. Biz buraları geçtik. Anlamıyor musun? Hiçbir şey olmamış gibi devam edemeyiz. Feriha, ben bunu yapmaya çalışmıyorum. Yemin ederim amacım bu değil. Baksana bize. Biz birbirimize yaklaştığımızda böyle oluyor işte. Çözülüyoruz, dökülüyoruz, sonra başa dönüyoruz. Sonra yine olduğumuz yere geliyoruz, görmüyor musun?